Selam dostlar, bugün yine muhteşem bir videoyla sizlerle birlikteyiz. Galatasaray bir yandan Tottenham'la oynayacağı derbi maçı hazırlanırken diğer yandan da sarı-kırmızılılar için önemli transfer haberleri geliyor. Videoya geçmeden önce beğeni ve abone ol butonlarına basmayı unutmayın. Hadi hemen başlayalım. Ocak ayı transfer dönemi yaklaşırken Galatasaray hız kesmiyor. Bu kez gözler Kolombiyalı konat oyuncusu John Arias'ta. Sarı-kırmızılılar Fluminense'nin 27 yaşındaki yıldızını transfer listesinin en üst sırasına aldı ve 6,5 milyon euroluk teklifini Brezilya ekibine sundu. Ancak Fluminense kapıyı 9 milyon eurodan açmış durumda. Yönetim bu rakamı düşürmek için görüşmeleri Ocak ayına kadar sürdürecek gibi görünüyor. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, sağ kanada takviye olarak Arias'ı kadroda görmek istiyor. Arias'ın son iki sezondaki formu tam da Galatasaray'ın aradığı türden. Bu sezon Fluminense formasıyla çıktığı 46 maçta 13 gol 8 asistle dikkat çeken Kolombiyalı Yıldız, birisi yastırıyada göz kamaştıran performansıyla Galatasaray Scout ekibini etkiledi. Fluminense'de 2021'den bu yana top koşturan Arias kulüp için 190 maçta 42 gol 42 asist kaydetmiş. Kolumbi mini takımında da 23 maçta 3 gol atan Arias sağ kanatta gösterdiği hızı, teknik becerisi ve gol yollarındaki etkinliğiyle tam bir joker gibi oynuyor. Galatasaray Brezilya ekibinin istediği rakamı düşürmeye çalışırken Arias için tüm şartları zorlayacak. Taraftar da bu transferi kilitlenmiş durumda eğer her şey yolunda giderse Galatasaray Ocak ayında Arias'ı Rams Park'a indirebilir. Galatasaray yönetimi Victor Osimhen'in bonservisini almak için düğmeye bastı. Napoli'den bir sezonluğuna kiralanan Nijeryalı Yıldız bu sezon gösterdiği performansla taraftarların kalbini fethetti. Şimdi gözler Galatasaray ve Napoli yönetimlerinin anlaşmasına çevrilmiş durumda. Osimhen kulüplerin anlaşması durumunda İstanbul'da kalmaya sıcak baktığını yönetime açıkça iletmiş. Napoli'nin başlangıçta yüksek tuttuğu çıkış bedelini 75 milyon euroya düşürmesi Galatasaray için umut ışığı oldu ancak ortada bir sorun var. İngiliz devleti Chelsea bu bedeli ödemeye en yakın kulüplerden biri. Yine de finansal fair play sıkıntısı nedeniyle İngiliz ekibi şimdilik çekimser durumda. Galatasaray'daki atmosferin Osimhen'i ne kadar etkilediğini anlamak zor değil. Suudi kulüplerine de yeşil ışık yakan Ossimen bu tercihini yeniden değerlendirmeye başladı. İngiliz devleri Chelsea ve Arsenal geri çekilirse Galatasaray'ın teklifi Nijeryalı golcü için cazip hale gelebilir. Bu sezon çıktığı 7 maçta 4 gol ve 4 asistle göz dolduran Osimhen, Aslan'ın hücum hattında tam aranan isim olduğunu kanıtladı. Başkan Dursun Özbek taraftarının sevgilisi haline gelen Osimen'in kalıcı olması için ne gerekiyorsa yapılacağını duyurdu. Sponsorluk görüşmeleri çoktan başladı ama bu transferin gerçekleşip gerçekleşmeyeceği Napoli ile yapılacak anlaşmaya bağlı. Sezon başında Kerem Akkürkoğlu ve Wilfried Zaha ile yollarını ayıran Galatasaray'da sol kanat krizi gündemde. Yunus Akgün'ün yükselişiyle ilk etapta sorun yaşanmasa da Sarı Kırmızılılar ikinci yarıda güçlü bir takviye yapmak için kolları sıvadı. Sol kanat için İngiltere pazarına odaklanan Galatasaray transfer listesinin başına iki flash ekledi. Liverpool'un yıldızlarından Federico Chiesa ve Fulham'ın kilit oyuncusu Alex Iwobi. Liverpool'a büyük umutlarla transfer olan Chiesa adadığı bir türlü aradığı süreyi bulamıyor. 27 yaşındaki Cayan Kanat oyuncusu yedek kulübesine mahkum kalınca İtalya milli takımındaki yerini de kaybetti. Bu durum Galatasaray cephesinde heyecan yarattı. Sarı Kırmızılılar Liverpool'un gözden çıkarmak üzere olduğu Chiesa'yı kiralamak için görüşmeleri başlamış durumda. Kezan'ın menajeriyle temasa geçen Galatasaray yönetimi bu transferi gerçekleştirme adına İngiltere'ye bir çıkarma yapacak gibi gözüküyor. Galatasaray transferde çıtayı bir kademe daha yükselterek Fulham'ın yıldızı Alex Iwobi listesini aldı. Victor Osimhen'in yakın arkadaşı olan 28 yaşındaki Iwobi Premier Lig'de dikkat çeken performansıyla biliniyor. Fulham'da düzenli olarak forma giymesine rağmen Iwobi'nin Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden bir takıma gitmeye sıcak baktığı belirtiliyor. İşte tam bu noktada Galatasaray devreye girerek Osimen'in desteğini almayı planlıyor. Nijeryalı golcü yakın arkadaşı Iwobi'yi Galatasaray'a ikna etmek için sahneye çıkabilir. Fulham'ın Iwobi için istediği bonservis bedeli transferin en büyük engeli ancak yönetim bu mali yükü karşılamak için yeni sponsorluk anlaşmaları arayışında Galatasaray bu dev transferleri ara transfer döneminde yapamasa bile sezon sonunda hedefine ulaşmak için kararlı. UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan durukta Galatasaray 7 Kasım'da sahasında Tottenham'ı ağırlamaya hazırlanırken tüm gözler sarı kırmızılıların savunmadaki kalesi Davison Sanchez'in üzerinde olacak. Son haftalarda sergilediği üst düzey performansla dikkatleri üzerine çeken Kolombiyalı Yıldız Avrupa devlerinin radarına girmeyi başardı. Sanchez için bu maç sadece Avrupa Ligi'nde bir galibiyet için değil. Aynı zamanda eski takımı Tottenham'a yeteneklerini bir kez daha hatırlatmak için de çok önemli bir fırsat. İngiliz ve İspanyol devlerinin scoutları Perşembe akşamı tribünlerde olacak. Galatasaray'a geçen sezonun başında katılan Davinson Sanchez 10 maçta 2 gol ve 1 asistle savunmadaki katkısının yanı sıra hücumda da etkin bir performans sergiledi. Galatasaray'ın savunmasındaki yükselen yıldız İngiliz ve İspanyol kulüplerinin ilgisini çekerken Scott'lar bu maçı onu yakından izlemek için adeta akın edecek gibi görünüyor. Bu sezon performansını her maç yükselten Davinson Sanchez fiziği, çevikliği ve sahada gösterdiği liderlikle göz dolduran bir stoper. Eğer Tottenham karşısında da bu çizgiyi sürdürürse Avrupa devlerinin ilgisi daha da yoğunlaşacak gibi görünüyor. Bu bizim için iyi mi olur kötü mü? Hani iyi bir bonservis bedeli geleceği kesin ancak Davinson'un gitmesi Galatasaray'a ne gibi eksiler yazar bunu düşünmek bile istemiyorum gerçekten. Bu karşılaşma sadece Galatasaray ve Tottenham için değil aynı zamanda Davinson Sanchez'in Avrupa'daki kariyerinde yeni bir döneme kapı aralayan kritik bir sınav olabilir. Sarı Kırmızılılar bu maçta rakibini alt etmek isterken Sanchez de skatörün gözü önünde performansını sergileyecek. Osimen 2024 yılına damgasını vuran golcülerden biri olarak performansıyla futbol severlerin takdirini toplamaya devam ediyor. Dünyanın en iyi forvetleri arasında gösterilen Nijeryalı Yıldız bu yıl şimdiye kadar 12 gol ve 8 asistlik performans sergiledi. 12 golün 8'ini Napoli formasıyla atmış Osimen. Osimen Galatasaray'a transfer oluncaya kadar Napoli'nin hücum hattındaki en kritik isimlerinden biriydi bilindiği gibi. Avrupa'nın dev kulüplerinin radarına giren Osimen'in uluslararası arenadaki performansı da dikkat çekici. Nijerya milli takımı formasıyla bu yıl bir gol atsa da oyunu ile çok göz dolduran oyuncu Afrika futbolunun en önemli isimlerinden biri olarak öne çıkıyor. Nijerya'nın Dünya Kupası ve Afrika Uluslar Kupası elemelerinde kritik galibiyetler almasına katkı sağlayan Osimen, Takımının en büyük hücum silahı konumunda. Ayrıca milli formayla yaptığı 3 asisti o semenin yalnızca golcü kimliğiyle değil, oyun zekası ve takım arkadaşlarına katkısıyla da öne çıktığını gösteriyor. Ancak en büyük sürprizlerden biri Osimen'in 2024 yazında Galatasaray'ımıza transfer olmasıydı. Dünya futbol piyasasını şaşkına çeviren bu dev transferden Galatasaray'da o de oldukça memnun görünüyor. Sarı kırmızılı formayla çıktığı maçlarda yeni takımına hızlıca adaptasyon sağlayan Osimen, şu ana kadar Galatasaray adına 3 gol 4 asistle oynadı. Türk futbol severler bu transferin Galatasaray'ın hücum hattına getirdiği enerjiden oldukça memnun. Özellikle Galatasaray'da yaptığı asistler Süper Lig'de ve Avrupa'da takım arkadaşlarına sağladığı fırsatların da ne kadar kritik olduğunu gözler önüne seriyor tıpkı milli takımda olduğu gibi. Victor Osimhen bu başarılı performansıyla 2023 yılında Ballon d'Or sıralamasında da kendine yer bulmuştu. Dünyada yılın en iyi 8. futbolcusu olarak gösterilen Osimhen Genç yaşında böyle bir başarıya ulaşarak büyük bir geleceğin habercisi olduğunu zaten tüm dünyaya gösterdi. Osimhen'in Ballon d'Or'da elde ettiği bu derecenin ardından kariyerinde daha büyük adımlar atması ve zirveye çıkması kimse için şaşırtıcı olmayacaktır. Sözün özü Victor sergilediği yüksek performansla futbol dünyasında kendine sağlam bir yer edinmiş durumda. Attığı goller, yaptığı asistler ve Ballon d'Or sıralamasındaki derecesi onun dünya futbolundaki en elit forvetlerden biri olduğunu zaten açıkça ortaya koyuyor. O sevenler videoyu beğensin diyelim. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.